13 Nisan 2016 Çarşamba Yeşil Bülten'le devam ediyor yayınımız. Bugün Yeşil Bülten'de dün de detaylarını paylaştığımız bir haberin devamıyla, fikri takibiyle sürdüreceğiz yayınımızı. İzmir'in Çernobil'i hatırlayacaksınız. Yaklaşık 2 yıl önce İzmir Gazi Emir'de bir kurşun fabrikasında nükleer atık çıkmıştı. Yani Türkiye'de bulunmaması gereken atıklardan bahsediyoruz. Ve onun üzerine de orada alelacele bir çalışma başlamış. Sonra o çalışmalar durdurulmuş. Böyle uzun meşakkatli bir süreç devam ediyordu. E tabii bir yandan yargı süreci devam ederken bir yandan da o çalışmaların biz durdurulduğunu sanıyorduk. Ama dünkü haberimizde de paylaşmıştık. Evrensel Gazetesi'nin haberiydi. Çalışmaların devam ettiği çıktı ortaya. Bunun üzerine bugün Halkların Demokratik Partisi milletvekili Müslüm Doğan konuyu meclise taşıdı. İzmir Gazi Emir'deki nükleer atıkların kaçak temizlenmesi meclis gündeminde. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. HDP'li Doğan önergesinde şu soruları yöneltti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu fabrikada yürütülen çalışmalar hakkında bilginiz var mı? Bu alanda yürütülen çalışmaları denetleme sorumluluğu kimde? Gazi Emir'de bulunan bu radyoaktif alanın bölgede yarattığı çevresel sorunlar ve canlı yaşamına etkileri konusunda bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mı? Varsa bu çalışmaların içerikleri neler? Bu alanda yapılacak çalışma için mahkemenin verdiği ve Danıştay tarafından onaylanan ÇED zorunludur kararı neden uygulanmıyor? Alanda kazı yapılarak çıkarılan taş ve toprak kırma işlemlerine tabi tutularak radyoaktivite oranının düşürülmeye çalışıldığı iddiaları doğru mu? İleride bu alanın kentsel dönüşüme tabi tutulacağı iddiaları doğru mudur? İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen eski kurşun fabrikasında nükleer atıkların temizlenmesi için Danıştay ÇED zorunludur kararı vererek son noktayı koymuştu. Ancak Evrensel'in haberine göre şirketin yargı kararlarını yok sayarak kaçak temizleme çalışmalarına başladığı ortaya çıkmıştı. Kaçak temizleme çalışması diyoruz. Hemen orada görüyorsunuz bir de güvenlik görevlisi var. Tabii ilginç, baştan sona çok ilginç bir olaydan bahsediyoruz. Türkiye'de bulunmaması gereken atıklar oradan çıkıyor. Orada zaten çevre sağlığına etkileri, insan sağlığına etkilerini hani söz etmeye bile gerek yok. Çok konuştuk. Şimdi bir de böylesi bir hukuksuz uygulama söz konusu. Konunun takipçisi avukatlardan biri Arif Ali Cang'ı telefon attığımızda şimdi. Merhaba diyelim kendisine. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gördünüz zaten, haberdarsınız konudan da. Böylesi bir yargı kararı dahi beklenmeden devam ettiği anlaşılan çalışmalar var. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? İlgili makamlarla iletişime geçtiniz mi? Oralardan ne cevap aldınız Arif Ali Cang? Şimdi tabii Gazi Emir'deki nükleer atıklara ilişkin söylenecek çok söz var ama geldiğimiz aşamayı kısaca özetleyeyim. Biliyorsunuz geçen yıl alanda bir ayrıştırma çalışması başladı. Bu ayrıştırma çalışması başladıktan sonra biz İzmir Valiliğine sorduk, buna ilişkin bir çevresel etki değerlendirmesi yapıldı mı şeklinde. İzmir Valiliği de ÇED gerekli değildir kararı verildiğine dair bir bilgi verdi bize. Bu bilgi üzerine mahkemeye gittik. Mahkeme, İzmir 2. Daire Mahkemesi, yapılan işlemin mutlaka ÇED yapılması gereken bir işlem olduğunu söyledi ve önce yürütmeyi durdurma, ardından da iptal kararı verdi. Bu iptal kararının verilmesi, yürütmeyi durdurma ve iptal kararının verilmesinin hemen ardından İzmir Valiliği Çevre İl Müdürlüğü'ne ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na durumu ilettik. ÇED yapılmadan, ÇED raporu düzenlenmeden, ÇED süreci işletilmeden yapılacak çalışmanın mahkeme kararına direnmek olacağı, o nedenle çalışmanın durdurulması ve derhal ÇED sürecinin başlatılmasını talep ettik. Çevre İl Müdürlüğü bu iş bizi aşar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun işidir dedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na topu attı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da ÇED bizim işimiz değil, Çevre Bakanlığı'nın işidir dedi. Ve ortada kalan bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada Çevre İl Müdürlüğü çalışmanın durdurulduğunu bize bildirmişti. Ancak yaz aylarında mahalleden verilen bilgi üzerine alana gittiğimiz zaman kırma ünitesinin çalıştığını bizzat gözlemledim ve cep telefonuyla çekimini yaptım. Ve onu bir CD'ye aktardım ve Çevre İl Müdürlüğü'ne
Aktar böyle bir çalışma var. Siz mühürledik dediniz ama çalışma devam ediyor şeklinde. İhbarda bulunduk. Çevre İl Müdürlüğü önce gönderdiğiniz CD açılmıyor diye bir yanıt verdi. Yeniden gönderdik. Bu kez gönderdiğiniz CD'deki görüntülerin bizim mühürleme işleminden sonra yapıldığına dair bir delil yok şeklinde bir güvensizlik cevabı verdi. Bu süreçte zaman zaman mahalleden şu yakınmalar geldi. Yağmur yağdığı zaman biz kokudan duramıyoruz, duman çıkıyor. Yağmursuz günlerde, kuru günlerde de çalışma yapıldığı zaman tozdan duramıyoruz şeklinde yakınmalar gelmekteydi. Geçtiğimiz cumartesi günü de yine aynı şekilde bir yakınmalar geldi, fotoğraflar gönderildi. Bu arada Danıştay'a İzmir İdare ve İzmir Valiliği'nin yapmış olduğu temiz sonucu Danıştay'ca karar verildi. Danıştay gerekçeli bir biçimde, gerekçeli bir şekilde kararı onadı. Dedi ki burada bir nükleer atık tehlikesizlik ayrıştırması söz konusudur. Bunun mutlaka ÇED sürecinin işletilmesi gerekir. ÇED sürecinin işletilmemesi ciddi bir risk yaratmaktadır dedi ve onadı. Danıştay genellikle, daha doğrusu temiz mahkemesi, onama kararı verirken gerekçe yazmaz. Yerel mahkeme kararını usul ve yasağa uygun olduğundan onanmasına der, iki cümlecik geçiştirir. Ama bu karar gerekçeli bir karar. Bu olayın ne kadar önemli olduğunu da gösteren bir noktadır. Ama buna rağmen halen orada birileri bir şey yapıyor ve kimse üstünü almıyor. Yani Çevre Bakanlığı TAEK'e top atıyor, TAEK bizim görevimiz değil şeklinde ortada kalmış bir sorunla karşı karşıyayız. Ama mühürlü bir alan değil mi burası? Yani evet. Bakanlığın mühürlediği bir yer, İl evet. Müdürlüğünün. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde olan bir alan. Çünkü halen orada nükleer atıklar var. Zaten işin başından bu nükleer atıkların kaynağı... Peki şunu hemen şuraya Arif Alican, devam edin ama şunu sor. Şimdi mühürlenmiş bir yer, mahkeme kararı var elinizde. O zaman polisleri çağırın, çalışmalar durdurulsun. Mesela böyle bir yöntem uygulanabilir mi? Biz o çekimleri yaparken mahalleliyle tel örgünün kırılan yerden girdiğimiz zaman güvenlik görevlileri, özel güvenlik görevlileri geldi. Mahalleliye hakaret ettiler. Hatta şu tüfeği getirin gibi tehditlerde bulundular. Böyle bir durumla karşı. Kriminal de bir durum var orada, evet, yani evet, biraz. Evet, orada yani başka olaylar da yaşanabilir. Ama ortada bir gerçeklik var. İzmir'in merkezinde ve mahallenin çevresi mahallelerle kaplı bir alanda nereden geldiği belli olmayan bir radyoaktif atık var. Radyoaktif atıklarla tehlikeli atıklar birbirine karışmış durumda. Ve onun sorumluluğunu kimse üzerine almıyor. Ve işin daha bir trajikomik yanı, gerek fabrika sahipleri, sahanın sahipleri, gerekse bir takım kesimler o bölgenin temizlenmiş gibi yapıp kentsel dönüşüm kapsamında yapılaşmaya açma çalışmaları da var. Böyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şu anda yapılması gereken, biz baştan beri söylüyoruz, bir an önce burayı temizleyin. Ancak bu işi düzgün yapın, bilimsel denetimle yapın, halkın denetimiyle yapın, bilimsel usullere göre yapın. Kaş yaparken göz çıkartmayınız. Çünkü bu hem Türkiye'nin nükleer sevdası olan bir yönetimin olduğu bir dönemde önümüzdeki süreç için bir ciddi bir deneyim olacak. Diğer yandan İzmir'in bölgede yaşayan insanların sağlığı için de bu zorunlu bir şey. Bunun yapılmasını istiyoruz. Bir taraftan savcılıkta devam eden soruşturma var. Bu mahkeme kararına rağmen işlemlerin devam etmesi ve çevre kirliliğine yol açılması olması nedeniyle. Diğer yandan kamu görevlileri hakkında daha önce yapmış olduğumuz soruşturmalar kapatıldı. Buna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, pardon, Anayasa Mahkemesi'nde başvurumuz var. Ancak biliyorsunuz ki Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan, şirket yetkilileri hakkında açılan davada beraat kararı verdi. O da temiz aşamasında. Bu şunu gösteriyor, yani bir henüz daha nükleer santralımız yokken nereden geldiği belli olmayan nükleer santral atığı ile baş edemezken, bir de santral olsa ne olacak halimizi sorusu, kocaman bir soru karşımıza duruyor. Bu o anlamda Türkiye'nin geleceği açısından bir turnusol görevi yapıyor aslında bir Gazemir. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Biz bir taraftan
çabalıyoruz. Ancak ne yazık ki gerek İzmir halkı açısından gerekse genel kamuoyu açısından çok fazla gündemde kalamıyor gündem yoğunluğu içinde. Gündemde kalması gereken bir konu. Evet, çok önemli bir konu. Çok kritik bir konu gerçekten. Orada bir yaşam hakkı gaspı da var aslında Gaziemir'de yaşayan pek çok insanın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı da. Anlaşılan o ki pek çoğu resmi kurumların göz yummasıyla da şu anda gasp ediliyor. Yanılıyor muyum ya da? Marif, evet, doğru söylüyorsunuz. Görüntülerde görüldüğü gibi orada hemen atık sahasının kıyısında bir tane de ortaokul var. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Arif Ali Cang'ı. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de böylesi önemli bir konuyla uğraşmayı sürdürdüğünüz için, kamuoyu gündemine taşımayı sürdürdüğünüz için. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Yayın. Evet, Arif Ali Cang'ı avukat telefon hattımızdaydı. Türkiye'nin Çernobil'i ya da işte İzmir, Gaziemir, Türkiye'deki bir yerden gelen radyoaktif kirlilikle dolu atıkların atıldığı yer, etrafında mahalleler var, insanlar yaşıyor, yargı kararları var, yargı kararlarına rağmen sürüyor çalışmalar. Artık biz de Yeşil Bülten'de uygulanmayan ya da gasp edilen yargı kararlarını konuşuyoruz her gün başka bir yerinden Türkiye'nin. Bu da bir başka kısır döngüye dönüşmüş durumda gerçekten ama bir şekilde de ekranlara getirmek, bunları konuşmak gerekiyor. Devam edelim.